Vay arkadaş, atağın içine etti herif ya. Bu bölüm niye böyle ya? Ulan hem kötü pas veriyorsun hem de arada faul yapıyorsun, beni çıldırtıyorsun ya. Sapık mıdır nedir ya? Siz de içiyor musunuz bir şeyler? Özendirmiş gibi olmayayım. Hepiniz hoş geldiniz No23 ekranlarına. Dostlar, sizin yorumlarla başlıyoruz. Yine sizin yorumlarla başlıyoruz. Beni uyandırın böyle, uyandırın. Şimdi ben sevdiğim oyuncuları, şöyle anlatayım. Sevdiğim oyuncuları performansı dışında değerlendirip her maç 11 başlatabiliyorum. Böyle bir problem var bende. Bağlanıyorum oyuncuya. Şeyden biliyorsunuz, Frankfurt'tan biliyorsunuz, Kamada'dan. Nasıl hoşlanıyordum. Çocuğu seviyordum baya. Gerçi o iyi performans gösteriyordu da. Şimdi Ahmet Baktan şöyle bir şey demiş. Son neden her maç ilk 11 başlıyor? Bugüne kadar ne yaptı da her maç 11 başlıyor? Gerçekten anlamıyorum demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Uyandım hakikaten. Çünkü hakikaten San gerçekten sezon başından beri istediğiniz performansı vermiyor. O yüzden Enkudu'yu deneyeceğim orada. Artık Enkudu ilk 11 başlayacak ve sonu zaten bu performansında aklıma geldikten sonra sezon sonu satmaya karar verdim. Enkudu'yu yedeğe alıp San'ın yerine de Son'un yerine de daha iyi bir sol kanat alabiliriz. Şimdi bu bir. İkincisi Ahmet Baklan'la Volkan Şahin'in arasında bir sohbet oldu kanalda yorumlarda. Wanyama tamam, okey, defansif bir oyuncu ama buraya Tolisso'yu aldığın zaman hücum anlamında, ofansif anlamda çok fazla verim alamayabilirsin diye aralarında sohbet ediyorlardı. Ben de onu okudum. Şimdi bu da bir yönden doğru. Ben de konuya şöyle dahil oldum. Onamah'ı ilk 11 başlatacağım. Birkaç golle öne geçtikten sonra ofansif anlamda Tolisso'yu sokup skorun üzerine yatıyoruz. Yatmak demeyelim. Tolisso'yla da gol buluruz da. Yani onun olduğu bir takımda da gol buluruz ama Onamah kesinlikle daha hızlı ve daha ofansif bir oyuncu. Bu değişiklikleri yaptık. Onları bir size söyleyeyim dedim. Ondan sonra bizim bir ne var burada? Şimdi Arsenal maçı var. Puan farkı olmuş 9. Rahat rahat çıkıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Artık tüm maçları yaptık neredeyse. Önemli maçları. Bu arada basın toplantısında konuşmayacağım. Şimdi Arsenal maçı var. Manchester City maçı var. Bir de Stoke City maçı var. Önemli olarak. İlk 5'in içindeki takımlar bunlar. Diğerlerini alacağımızı düşünüyorum. Ulan Edwards çok hüzünlü bir mesaj atmış ya. Takım arkadaşlarımı sahada izlemek ve onlarla birlikte oynama şansımın olmadığını bilmek çok üzücü. Benim başka bir takımı kiralarsanız sevinirim. Canım benim 22 yaşında ya, çok duygusal ya. Neyse, bizim kadro düzeldi. Dediğim gibi bu kadroyla çıkacağım Arsenal maçına. Ayın oyuncusu da açıklanmış bu arada. Ona da bir bakalım. Aurier değil bu. Bu Onamah ya da Enkudu. Onamah herhalde. Onamah. Koçum benim ya. Ulan herif ilk 11 başlamıyor bile ama yine ayın oyuncusu olmuş. Arsenal maçına geçmeden bugünkü takvimi de göstereyim. Şimdi Arsenal'da yapacağız zaten. City'yle bir FA Cup rövanşımız var, onu yapacağız. Şurada bir Crystal Palace var. Ondan sonra da son 16'da Porto ile 2 maçımız var. Üst üste 2 maç yapacağız adamlarla. Arada maç bile yok. Çok iyi. Elimiz ısınmışken, adamları ezberlemişken hemen ikinci maçı da yapmış olacağız. Bu harika olacak. Sonra Newcastle maçıyla kapatır mıyız videoyu bilmiyorum. Şurada bir de Burnley var, onu da yapabiliriz belki. Benim motivasyonuma göre. Şimdi Arsenal maçına geçelim. Oy, güzel bir başlangıç olsun. Alın, Arsenal forması ne kadar güzel ya. Şuraya bak. Kırmızı siyah. Sevdiğim renkler. Yağmurlu bir havada oynuyoruz. Hakemimiz Anthony Taylor. Haydi başlayalım. Ölüme güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Valla elim ısınmadı ama bir şeyler yapacağız artık. Hadi beyler. Oo, Enkudu girdi. Göm oğlum. Oh be lan, dakika bir gol bir yapıyorduk be. Helal olsun. Çok kötü geliyorlar ya bunlar. Abi hepsi çok oyuncu herifler ya. Böyle ayak oyununu fazlasıyla yapıyorlar. Loris. Güzelsin oğlum. Kane'e ulaştı top. Yukarı verdik. Henry geliyor.
Pasını verdi Henry. Aşağı geçti. Pas güzel. Dybala gömdü. Dybala affetmez. Dybala burada. Koçum benim be. Ulan bir hatanızla nasıl bulduk golü? Ha? Arsenal. Kucağa düştün Arsenal. Aferin lan. Bu arada şu bilgiyi de vereyim hemen. Çünkü bu pozisyon özeti niteliğinde bir bilgi. Bu pası veren Kane. Yani bu asist. Kane Premier Lig'de şu an asist kralı. Demin bakıyordum kayıt dışı. Ulan dedim bu herif nasıl asist kralı oldu falan. Demek böyle oluyormuş. Saygılar vallahi. Hadi beyler birkaç tane de atmamız lazım. Dybala biraz defansa dönsen fena olmaz. Oha nasıl buldular o boş adamı? Loris. Loris yine konuşturdu yeteneğini ya. Aferin. Beyler pas yollarını kapatalım burada. Kitleriz onları. Çok güzel Henry. Ulan tam dediğim anda yaptın ya. Helal. Dybala. Dybala'ya güzel geçirdik. Zayıf şut ya. Vallahi zayıf şut ya. Henry koş yine boş bıraktın oraları. 99 hızın var. Yakala oğlum onu. Bakkala da gittin. Harika. Yine gideceksin mi? Al artık şunu ya. Ulan var ya. Yine Henry'nin kanadından yiyorduk golü ya. Bizde. O da güzel. Harry Kane çok güzel attı. Bu herif çok teknik ama hoca bitirdi. Güzel bir ilk yarı. Tehlikeli atakları var. İtiraf ediyorum. Tehlikeli herifler. Ama iyi atak yaptık. Şimdi Tolisso'yu mu alsam biraz ya? Bence Tolisso'yu alalım biraz. Wanyama ile orada birazcık iyi defans yapsınlar. Ondan sonra devamına bakarız. Henry. Adamını geçer gibi yapıyor. Geçmiyor. Bir şeyler yapıyor Henry. Ver arpasını. Tekrar Henry. Henry orada birkaç oyuncuyu düşürür Dybala'yla. Abi Dybala'nın pası çok kötü ya. Abi Dybala'yla bir şeyler yapıyorlar orada. Ah be Kane'i düşündü olmadı. Pas güzel. Şimdi Dybala. Güzel geçti Dybala. Ah be Dybala. Enkudu gider. Pasını verir. Kane'le buluşturduk topu. Yukarıda Aurier gelmiyor musun abi? Ne bekliyorsun oğlum Aurier ya? Bomboş. Vay arkadaş atağın için etti herif ya. Tolisso yine faul yaptı ya. Bu herif Henry'miş. Dikkatli olmam lazım. Bir kırmızı daha almak istemiyorum ya. Henry'ye döndük. Güzel. Buradan bize iş çıkar abi. Buradan bize iş çıkar. Henry çünkü çok güzel paslar verebilir. Ama verdiği adam kaptırırsa bu iş olmaz. Güzel aldık. Henry'den pas. Tolisso vuruyordu bu sefer olmadı. Güzel aldık. Ya hocam her şeye faul çalıyorsun ya. Vallahi şikayet edeceğim artık ha. Biz birer oyuncu değiştirelim. Oraları bir tazeleyelim. Şuraya Sangesin. Şuraya da Koman. Hadi beyler. Bir gol daha buluruz ya. Hadi be. Yeşiller arkaya. Markovic gidiyor. Onu savunan Van Dijk. Orta geldi. Ama kafa gelmedi. Çünkü biz oradayız. Dybala döndün gidiyorsun. Dybala adamsın. Pasını da verdim. İkili mücadele böyle olur işte. Tekrar Dybala. Oğlum gidiyorsun. Ah be. Pasın fena değil de geçmedi ya. Zaten zor bela gidiyordum da. Tolisso. Tolisso döndü adamını geçti. Pasını da verdi. Güzelsin. Yukarıdan Aurier kaç abi. Kane'e geldi. Kane döndü. Bir şekilde geçirdi orada. Bir katakulli yaptı o. Beyler herifler geliyor. Son dakika golü yemiyoruz biliyorsunuz. Son dakika golü yemeyelim. Bitti mi? Oh be bitti ya. Böyle alırlar aslında elde. Haydi dönelim ana üstse. Puan farkı 9'da en son. Biraz daha açılmış olsa ne manyak olur. Bir yudumda kahve. Şimdi City ile bir FA Cup maçımız var. Rövanş maçı. 5. tur. Çıkarabildiğim en iyi kadro bu. Dybala'nın gücü neredeyse yarı da onu şöyle yapmayı düşünüyorum. Bir yarı oynatıp yerine Winks'i sokacağım. İlk yarı ne atabiliyorsak, ne kadar atabiliyorsak atacağız. Kane mecbur oynayacak. Biliyorsunuz başka forvet yok. Gerçi orada oynayacak adamlarımız var bizim. Enkudu'yu falan sokarım mesela ama gerek yok diye düşünüyorum. Henry ile Aurier biraz yorgun. Ama bence bu maçı alırız gibi geliyor. Bu maçtan sonra da Crystal Palace maçı var. Ondan sonra da Porto maçı. Neyse biz geçelim abi. Şu ikinci tur maçına
Yalnız bu kadar kötü, yani kondisyon olarak kötü çıkmasam mı acaba ya? Yani Rose'u falan mı alsam Henry'nin yerine acaba ya? Baksanıza Henry, Aurier falan çok kötü. Dybala da çok kötü. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Dybala'nın yerine Winks'i alalım. Rose'u Henry'nin yerine alalım. En azından biraz diri çıkalım. Olmadı sonra Dybala'yı, Henry'yi falan sokarız diye düşünüyorum. Yağmurlu bir hava. City'yi elememiz lazım. FA Cup'ta yolumuza devam etmek istiyorsak. Ki hayvan gibi de istiyoruz, değil mi? Haydi beyler, yağmur mağmur dinlemeyin abi. Şu City'yi şu sahaya gömelim. Kurtulamadık heriflerden ya. Bunlarla bir de Premier Lig maçı yapacağız bir tane daha. Bastırın beyler, bastırın. Çok güzel beyler, çok güzel. İyi geliyoruz lan. Oha, iyi geçtik. San, yaptın ortanı, geçmedi. Olsun. San girdi tekrar. Vur oğlum. Ohoho. Hocam beni ilk 11'de başlatmadın diyor geçen maç. Gör bakalım kimi başlatmadın. Hadi beyler. Olmadı. Bir şut şansı mı? Winks vurdu. Çok zayıf Winks. Tekrar alırsın oğlum. Alamadın. Orada biri sakatlandı. Eyvah. Kane yerlerde. Abi Kane gitti ya. Ya bu City ne bela bir takım ya abi. Herif kafaya çıktı. Oo, hem de direkt hastaneye. Ulan. Ya öldüreceksiniz siz beni ya. Enkudu mu Dybala mı? Dybala gir abi. Kane gitti. Porto maçı da var. Vay arkadaş ya. Yaptın ortayı. Fena değil. Onu mu? Vur oğlum. O da olmadı. Pasını ver. O da olmadı. Hiçbir şey olmuyor anasını satayım. Hiçbir şey. Verdi pasını Rose'a. Rose çekti topu. Tekrar Tolisso'ya verdi. Boşluk arıyoruz. Boşluk. Kaçıyor musun yukarıdan? Aurier kaçtı. Ortayı yaptık. Vur oğlum. Offside ya. Fena değil. Fena değil. O da güzel. Bir rahatlatın abi. Çok sıkıştık ya. Hadi abi. Hadi Dybala. Penaltı. Dybala'yı mı sakatladınız? Oha diyecektim. Penaltı da çalmadı. Ya hocam çıldırtacaksınız siz beni ha. Şu defansif anlamda gücünüzü gösterin. Mbappe. Sen bana gelmedin. Gel lan buraya. Oh çalımı da yedik. Hayır. Hayır. Oo. Kim müdahale yaptıysa helal olsun. Ayaklarından öpüyorum. Of saçma sapan bir ilk yarı ya. Vallahi saçma sapan ya. Kane gitti. Kane kaç gün gitti acaba ya? Durumlar nasıl? Aurier çok yorgun. Of of of. Şuraya Şakir'i girsin. Başka ne yapabiliriz ya? Şuraya Busquets girsin ya. Herif çok iyi kondisyon olarak. Henry'yi de şuraya alamıyoruz tabi. Yapacak bir şey yok, devam. Bir gol bulsak feci halde üstüne yatacağım da abi bulamadık ya. Biraz top çevirelim abi, boşluk buluruz biz ya. Winks'e geldi. Direkten dışarı ya ulan Winks. Müsait pozisyon be koçum be. Ne güzel de vurmuşsun. Tam 90'a gidiyormuş ulan. Tabii güzelsin. İki kişi geliyoruz. Hadi oğlum. Oh be. Kim abi? Onoma mı? Enkudu mu? Kim o? Onoma. Koçum benim ya. Dybala'yla yardık resmen ya. Vallahi kazdık orayı ya. Sonunda çıkardık bir gol ya. Oh be abi. Dybala Onoma. Dybala Onoma. Güzel temiz bir son vuruş. Harikasınız ulan. Şimdi bunun üzerine yatmamız lazım. Feci halde. Güzel. Gene kendi sahamızda kaldık takıldık kaldık. Kapandık iyice. Abi offside olsun, olmadı. Allah kahretsin. Giriyoruz. Abi gözünüzü seveceğim. Hadi herifler. Bilardo oynuyor resmen.
Saçma bir vuruş, harikasınız ulan. Hocam şimdi buna da bir kart verirsin herhalde. Gabriel Jesus değil mi bu ya? Adama bak, ne kadar hevesli bizim takıma karşı. Ulan alırım seni, yedek oynatırım, ayağını denk al. Bitti mi? Oh be abi. Oh, çok zor maçtı ya. O bir golü de zor bulduk. İçime sinen bir goldü ama. Şöyle tekrar bir izleyelim ya. Vallahi Onama harikalar yaratmış ya. Vallahi Kane'in yokluğunda güzel iş Onama. Vallahi güzel iş. FA Cup'ta yolumuza devam ediyoruz. Neyse ki. Şimdi geldik maillere. Turnuva ödül parası 204 bin euro. Bu güzel. Şimdi Kane'in sakatlığına geliyoruz. Ne olur 7 gün falan olsun ya. Abi 3 ay nedir ya? Sıçtık şimdi. Forvet yok abi. Ah Gabriel Jesus ya. Nasıl gelmedi şu herifi, yetiştiremedik ya. Of. Şimdi sıçtık. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi Swansea maçına çıkacağız. Swansea diyorum. Kafa kalmadı ki Kane'den sonra. Crystal Palace maçına çıkacağız. Ondan 3 gün sonra Porto maçı var. Şimdi çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Fark zaten 6 puan. Şöyle göstereyim. Premier Lig'de Chelsea'nin maç fazlası var ama yine de 6 puan. Yani biz kaybedersek bile bu Crystal Palace maçına 6 puan kalacak. Şöyle bir kadroyla çıkıyorum. Yedeğin yediği kadroyla çıkıyorum. Loris ve Winks. İlk 11 diyebileceğimiz oyuncular. Onun dışında herkesi değiştirdim. Yani dinlenmeleri lazım Porto maçına kadar. Bu riski göze alacağım. Zaten puan farkı da var. Şu Crystal Palace maçına bu şekilde çıkacağım. Yani biliyorsunuz biz Burton Albion gibi bir takımı Premier Lig'e çıkardık. Bulutlu bir havada oynuyoruz. Herhalde Tottenham'ın yedeğin yedekleriyle de iyi bir şeyler yaparız gibi geliyor. Biraz şans yanımızda olsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Yedeklerle ne yapacağız? Göreceğiz. Vallahi çok pis, kucağa oturmazsak iyi ya. Vallahi. Oo, Sasha girdi. Çocuğa bak ya. Ulan bu kimmiş? Bir dakika lan, ne oluyor abi? Tamam, golü Winks attı da o çocuk kim ya? Dakika 1, gol 1 de yaptık bu arada. Oha lan, şaşırmanın ötesi bir durumdayım şu an. Vay be. Hadi beyler devam ya. Güzel, iyi girdik. O da güzel. Vuramadık. İndir abi kafayla. Vur abi kafayı. Fena değil ama offside galiba. Haydi bakalım lan. Oha. Loris'ini içeri alıyordun Loris. Benden de büyük hata. Oo. Crystal Palace yediği golün acısını çıkarmaya çalışıyor baya baya. Vay arkadaş, bu da giriyormuş. Geliyoruz. Sterling vur. Fena değil. Fena değil. Güzel pas. Winks. Of Winks be. Ulan bu pasları biz ilk 11'le bile veremedik hiç ya. Beyler kötü yakalandık. Escudero aldı. Aslansın lan. Şurada bir boşluk var. Güzel. O da güzel. Pas da güzel. Ah be abi. Bitirin. Ah bu oğlum, bitirin şunu ya. Hadi. Faul yaptık. Olsun. Canla başla mücadele diye buna denir. Hadi beyler. Dakika 81 ulan. Biraz dayanın be. Hadi. Çok güzel kaydın ama alamadın. Oho. Kötü attılar. Abi yapmayın. Biz vuralım. Loris sende o. Oh be. Ulan biraz top çevirin. Hadi alacağız be. Aldık. Çok önemli bir 3 puan. Çok zor bir 3 puan. Ve yedeklerimi alkışlıyorum. Teknik direktörümüz kendinden emin. Helal olsun. Şimdi dönelim analize. Puan farkı ne oldu? 9 oldu tabii. Ve Porto maçına hazırlıkları yapalım. Full kondisyon çıkacağız Porto maçına. Yıkıp geçeceğiz Porto'yu.
İlk 11'imi özledim ya, var mı böyle bir şey? Dostlar, Porto maçına geçmeden önce Porto'yu geçersek muhtemel rakiplerimiz kimler olacak? Onlara bir bakalım. Şimdi sağ tarafta bir City var güçlü olarak. Onlar gelecektir büyük ihtimalle yarı finalde falan karşımıza. Sol tarafta da Juventus'u görüyorum. Onlar güçlü bayağı. Bir de Napoli, Lazio, işte Roma falan var ama Juventus hepsini eleyecektir bence. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Süper Kupa'ya giderse olay kimlerle karşılaşabiliriz? Şimdi Barcelona PSV'yi elemiş. Milan Chelsea'yi elemiş. Güzel. Milan'ı biz geçen sene almıştık Frankfurt'ta, hatırlarsınız. Oo, Frankfurt Liverpool'a elemiş. Koçum benim. Frankfurt kaldığı yerden devam ediyor. Ulan Frankfurt'la Süper Kupa'da karşılaşsak müthiş olur. Ama kötü bir haber var. Dortmund Beşiktaş'a 5 tane atmış ve elemiş. Bu kötü. Beşiktaş'ta Buğra Şaşmaz sesleri duyulmaya başladı galiba. Şimdi geçiyoruz Porto maçına. Nasıl bir havada oynayacağız merak ediyorum. İlk maç bizim evimizde galiba. Evet, bizim evimizde. Büyük ihtimalle yağmurlu falan bir hava olacaktır. Bunlar turuncu giysin. Bulutlu bir hava, güzel. Elimizden geleni yapacağız. Porto'yu da elememiz lazım. Kondisyonlar da full, hiçbir bahanemiz yok hakikaten ya. Hadi beyler, UEFA'da İngiltere'yi iyi temsil edelim. Porto'yu gönderelim gitsin. Hadi beyler, dakika 1, gol 1. Yedeklerle yaptık, sizle de yaparız. Hadi. Çok güzel ulan. Geldik. Ah be! Ulan atıyorduk valla. Koman'a geçirdik yine. Orta yaptık. Hadi be oğlum. Ah be, atak devam edecek. Ah, vuramadık ya. Yine devam edecek atak. Tolisso vurdu. Bu sefer devam etmeyecek atak. San vurdu. Biri kalktı oradan ama... Vanyama vurdu bu sefer. Hocam bir faal de mi yok ya? Beyler hadi, konsantrasyon güzel. Düşürdük. Tamam, avantaj avantaj, devam. Kale, çık onu oğlum. Güzelsin. Şimdi atak sırası bizde. Allah, Dybala gitmiş bu sefer de. Ya abi ne bela ya. Koman yürü oğlum. Dybala sakatlanır mı abi daha? 5. dakika ya. Aha, penaltı. İşte bu be. Koman girdin orada, karıştırdın ortalığı lan, aferin lan. Ama Dybala gitti ya. Ulan Kane gitti, Dybala gitti. Arkadaşlar, dostlar, biz ne yapacağız ya böyle? Aha, Koman da mı gitti, ne oldu? Oğlum şaka gibi ya. Bu bölüm niye böyle ya? Bakayım kim gitmiş? Dybala. Tabii Koman'da bir şey yok. Abi Dybala'ya attıracaktık penaltıyı. Enkudu... Bakalım kim var abi? Penaltısı iyi olan. En iyisi de San'mış ya. Şöyle atalım, sonra sola atalım. Şöyle. Hadi oğlum. Çevirdik. Son 16'da ilk golümüzü attık. Son 16'dayız. Sana bak, samba yapıyor. Ulan senin neyine, sen uzak doğulu değil misin? Güzel. Kaleci de böyle bakmış. Aferin beyler de. Dybala düzel be oğlum. Ne olur düzel ya. Seni çıkaracağım ben. Şimdi riski de göze alamam. Ona mah gir abi. Böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Aa, nasıl kaptırdım ben orada onu? Yapmayın beyler. Yapmayın benim hatam. Güzel girdik. Abi kendi hatamdan gol yiyorum. Valla kendimi vuracağım ya. Mal gibi gidiyorum Wanyama'yla orada ya. Versene pasını ulan. Şöyle oynadık ama gelmez ki. Tolisso girdi aslanım benim. Ya hocam. Valla hocam, çıldırtacaksın sen beni bu Avrupa maçlarında. Hadi beyler hadi. Oo, tehlikeli geldi. Offside ya. Sana doğru. Daha doğrusu sona doğru. Yaptık ortayı. Ohoho, işte budur ya. Oğlum Porto, sen kimsin ulan? Çok güzel, çok güzel ya. Ulan şu herif bir penaltı aldırdı, bir de kafa golü attı. Kane'in yokluğunda iyi iş yapıyoruz dostlar.
Sanın güzel ortası. Sanın ortayla yaptığı asiste bu senin ikinci galiba. Vay be. Güzelsiniz beyler. Porto'da 2-1 öndeyiz. Daha ne olabilir? Daha güzel ne olabilir? Devam. Oo, San araya girdi, kaptırdı. Aa, yine aldı. Yine kaptırdı. Pası verdik. Onomah gidiyor. İçeri kadar girdi. Çekti topu. Verdi pası. San adam önünü boşalttı. Vuramadı. Vuramadı. Güzel hareket San. Çok güzel pas verdi. Lanet. Güzel. İyi aldık. San'la çıkıyoruz. Abi geçirin şu pasları ya. Ama olmuyor böyle. Güzel. Atak devam edecek. Onoma. Yürüyemedi Onoma. Ama faul yaptı. Oh be. Hocam sonunda çaldım. Bak bu da faul değildi mesela. Herif dengesiz ya. Alderweireld. Alderweireld! Aman tanrım ya. Bu herif bunu ikinci kez yapıyor. Oğlum bu herifi... Satacaktım. Satmayacağım lan seni. Satmıyorum lan seni. Hayvan herif ya. Aynı yerden yanılmıyorsam ilk bölümde atmıştı. Tottenham'ın ilk bölümünde mi atmıştı? İkinci bölümünde mi ne atmıştı? Verdiği falsoya bak. Koçum benim ya. 85'e atmış herif. Hocamız da alkışlıyor. Alkışlarsın tabii böyle golü. Devam beyler. Harikasınız lan. Güzel geçtik. Oraya kadar zorla geldik. Ortayı yaptık. Ah San be. Ulan göğsünden çıktı top ya. Abicim önünü boşaltmasanız oğlum herifin. Manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun lan Loris? Hava topları bizde beyler. Loris ne yapıyorsun Loris? Bir dakika, penaltı mı oldu şimdi? Oğlum ne oluyor Loris, sen manyak mısın ya? Haydi bre. Ulan bu herifi vallahi satacağım ha. Gerizekalı diyeceğim, olmayacak. Önüne, üzerine gelen topu tut ulan bari. Sapık mıdır nedir ya? Vay arkadaş. Hiç yoktan yeri bir gol yedik ha. Vallahi billahi ya. Ulan orada defans oyuncuları herif hala topa çıkıyor ya. Vallahi sinir krizi geçirtecek bir Loris bana ha. Al sana kontra. Vay arkadaş ya. Bir daha oğlum. Atın şunu be. Tehlikeli pozisyon ama olmadı. Şimdi bu penaltı değil mi? Vallahi bir yerlere şikayet edeceğim lan ben bu hakemleri. Vay arkadaş ya. Aldık ama yani. Loris sinirlerini fırlattı herif ya. Abi şapşal kaleci. Yemin ederim şapşal bir kaleci bu ya. Dybala da 5 gün sakatlanmış Allah'tan. Bir sonraki Porto maçına yetişir gibi ama Svens maçında olmayacak. Şimdi Svens Stiv maçı yapacağız. FA Cup, çeyrek final. Sonra yine Porto maçı var. Ya şu Porto maçını hemen oynamak istediğim için şu Svens maçını simüle yapmak istiyorum. Zaten fena bir kadroda çıkmıyoruz. Bir Dybala sakat. Bakalım ne olacak? Büyük ihtimal alırız ya. Sonra hemen şeye geçeriz. Porto maçına geçeriz. Bak Enkudu attı bile 7. dakikada. Aferin oğlum. Güzelsiniz. Sarı kart aldık. Onlar da sarı kart aldı. Maç çekişmeli gidiyor belli. Van Dijk girdi. Ne alaka ya? Enkudu çıkıyor, Van Dijk giriyor. Ne alaka abi? Ya da tam tersi bilmiyorum. Koman attı. Güzel 2-0. Güzel. 2-0 aldık. Oh be. Güzel. Şimdi Porto maçına geçebiliriz. Bekle Porto, bekle. Kondisyonları neredeyse, çok az bir şey kaldı, fulledik. 3 gün vardı Porto maçına, Svensi'den sonra.
Nefis şunu giyelim abi bu sefer. Onlar da şunu giysin. Kara forma uğurlu gelsin bu sefer. Üç gelmiştik sarnak yağışlı. Vival'a döndü sakatlıktan 5 gündü zaten. Onomaha aldım. Şey Enkod'un yerine forvete. Bence gayet iyiyiz ya. Herkesin formu yerinde gibi. Zaten avantajlı olduğumuz bir seri ama 3-2 aldık malum ilk maçı ama şey. Korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum ha. Gördünüz son maçta şeyin Loris'in ne yaptığını. Çıldırtacak bu herif beni ya. Loris bir şapşallık yapmazsa bence biz bu maçı alırız. Hadi beyler. Dybala'yı kaçırıyoruz. Hadi beyler be. San vuruyor. Korner olması lazım. Aynen. İyi geldik. Dybala. Oğlum senin ortaların güzeldir eminim. Dybala'dan bahsediyoruz burada. Dybala'dan. Oh be abi. Rahat olacak bu maç belli oldu. Sam bir öncekinde orta yapıp asist yapmıştı. Şimdi kafayı vuran kendisi. Demek ki bundan sonra ortaları Dybala'ya yaptırıyoruz abi. Şak diye buldu ya. San'ı, sonu. Güzelsiniz beyler. Deplasmandayız. 1-0 öndeyiz. Bastırın. Bastırın. Aa halıyorduk be. Bizde o bizde. Tobi hayatta bırakmaz onu. Loris de bir şapşallık yapmaz inşallah. Yapmadı. Kaptırıyorduk az kalsın. Şakir'den içeri güzel pas. Ona mahvur oğlum be. Orta geldi. Yuh. Loris vurdun. Tebrik ederim Loris. Dybala aldı gider. Dybala aslansın oğlum. Hocam sarı. Hatta kırmızı belki. İkinci sarı mı bu? Değil. Şimdi Tolisso. Uzaklardan dener Tolisso. Çok kötü vurdun Tolisso. Affettim seni ama affettim. Sergio vurur musun? Vurdun. Fena da değildi. Enkudu. Helalsin bu oğlum. Aşağıdan geliyoruz bu sefer. Aurier. Aa komanmış. Yaptık ortayı. Hadi oğlum. Vuramadık be. Beyler atak devam etsin. Tobi indirdi. Çok güzel geliyoruz sanki. Enkudu döndü. Döndürmediler. İçeri güzel pas. Ah be abi. Nasıl bulduk onu ya? Güzel bulduk. Dybala'ya top yine. Hadi oğlum yap ortanı. Fena değil ya. Güzel güzel. Defansif orta sahalar yardırıyor. Aurier. Koman'a güzel pas Aurier'den. Teknik bir pas. Çekti. Koman yaptı ortayı. Hadi oğlum. Dybala göm şunu. Kaleciyi balık gibi uçurduk vallahi. Yine korner. Hadi Dybala. Bu sefer güzel bir orta bu oğlum. Geç içeri geç. Yaptın ortayı. Aurier. Hocam penaltı meraltı yok mu ya? Lan. Vurun abi şuna ya. Lan ne karambol oldu ha. Bir gol bulacağız ama belli. İyi geliyoruz. Of be abi. Fena değildi. Out oldu. Güzel güzel. Sergio'ya faul var. Güzel. Dybala vur oğlum. Fena değil. Fena değil. Dybala geldi. Yaptı ortayı. İlginç pozisyon. Haydi bakalım. Koman. Göster yeteneklerini Koman. Çektin topu Koman. Koman hayatının sıçışını yaptı. Güzelsiniz. Hadi Onoma. Onoma yardırırsın oğlum. Çektin topu çok güzelsin. Ver pasını artık. Vay arkadaş ya. Yok yok gol yok. Güzel. Hadi beyler 90+3 bir gol atalım şunlara be. Vallahi içimde kaldı ya. Bir tane gol attık. Evet. Çeyrek finaldeyiz. Daha ne olsun be. Vallahi daha ne olsun. Dönelim abi.
Durum neymiş? Tahmin ettiğim gibi Juventus Ajax'ı geçmiş. Lazio Napoli'yi geçmiş. Şurada anlamadığım bir takım CSKA'yı geçmiş. Ondan sonra biz 4-2 geçtik. Köln geçmiş Bilbao'yu. City'de Marsilya'yı geçmiş. Güzel. Çeyrek finalde de Lazio gelmiş karşımıza. Fena rakip değil ya. Bu arada FA Cup yarı finalinde de Arsenal gelmiş. Ulan bayağı zorlu geçecek ya. Şimdi şu Newcastle maçıyla diğer bölüm açılış yapsak. Şuralara kadar devam etsek. Ondan sonra bir bölüm daha yaparız. Tottenham kariyerimizin ilk sezonunu da kapatmış oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanlı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki bölümler de böyle olur umarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde yine buralarda olun. Ve hoşça kalın. See you.